Peko Gündem Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Evet sevgili seyirciler, yine Eko Gündem'de karşınızdayız. Biliyorsunuz Beret'e yaz ayıyla birlikte yeni yayın dönemine giriş yaptı. Biz de çok yoğun talep üzerine yaz döneminde de sizleri bırakmadık. Ekonomi çünkü işte yazda durağan bir durumda değil. Talep olduğundan ötürü de biz yazda da ekonomiyi ülkeler ve sektörel bazda tüm ekonomiye katkılarını buralarda sizlerle birlikte hem finans piyasasını hem ülke ekonominin senin durumunu hem de kamu maliyesinin durumunu ve global dünyadaki gelişmeleri sizlerle birlikte aktarmaya devam edeceğiz. Gündem aslında yine sıcak, biliyorsunuz hayvancılar eylemde. Bugün de tarımın iki tane güzide müdürü bizimle birlikte tarım ve hayvancılığı konuşacağız. İkisi de tarımla ilişkili müdür ama hayvancılığa da girmek isteyeceğiz. Nedir hayvancılıkta talep ki hayvancılar sokakta, ekonomik aktör hayvancılık ülkemizde biliyoruz. Hizmetler sektörü olan hem turizm hem de yüksek öğrenimde girdiği maliyetleri noktasında hayvancılığın da oluşturduğu bir potansiyel var. Ve et fiyatları da yukarıya doğru tırmanışta. Arz talep dengesi ne aşamadadır, onları da konuşacağız ama diğer yönden baktığımızda bugün bir açıklama vardı. Esnaf ve zanaatkarlar 5 örgütün birlikte hareket ettiği ve hükümetten bu ekonomik yaklaşık 15 aylık gerçekleşen pandemiyle birlikte daralan ekonomik şartların ağırlaştığını ve bir planlamanın noksanlığı üzerine vurgusu vardı 5 ekonomik örgütün. Bunların esnaf ve zanaatkarlar, Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı ve diğer bir şekilde yine ortak basın açıklaması yaptılar. Talepleri var. Bunları da programın içerisinde dile getireceğiz. Biliyorsunuz kamu maliyesi maaşlarını ödeyebilmesi için bu ay 300 milyon gibi bir kaynağı gereksinim duydu. Bunun 100 milyonu KKTC Merkez Bankası'ndan finanse edildi. DIPS yani borçlanarak en düşük oranda %19, en yüksek de %22. Merkez Bankası'nın web sayfasına girip bunları da irdeleyebilirsiniz. Merkez Bankası 100 milyonluk bir ihale ile sonuçlandırdı. Yine bir 100 milyonluk bir başka bir ihale ile gene 200 milyon olmak kaydıyla 100 milyon da Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bir kaynak vardı. Dolayısıyla 200 milyonluk bir kaynak ile Mayıs sonu kamu maaşlarını emeklileri ve sosyal sigorta emeklilerinin ödenmesiyle ilgili kamu maliyesinin üzerine düşen mükellefiyetler yerine getirildi. Gidişat iyi mi? Gerçekten gidişat iyi değil. Çünkü iktisadi işbirliği çerçevesinde hükümetin yapması gereken icraatlar noktasında çeşitli kararlar alması gerekiyor. Bu kararların ne kadar gerçekleştiği, ne kadar gerçekleşmediği noktasında kafalarda soru işaretleri var. Türkiye Cumhuriyeti kaynak aktarma noktasında hala hazırda sıkıntı devam ediyor. Bir diğer taraftan da dövizin tırmanışı inanılmaz. Hafta içerisinde 12.25'e sterlinin 12.25 gördüğünü gözlemledik. Şu anda sanırım 12 değil mi Ayşem hocam? 12.09, 12.10 civarına tekrar geriledi ama bizim de ülke piyasamızı, ülke ekonomisini derinden etkileyen bir unsur. İsterlinin piyasada duruşu psikolojik baskı da oluşturuyor. Ben ilk önce konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum. Reşat Değirmenci arkadaşım, Tarım Dairesi Müdürü bizimle bu akşam. Cem Karaca, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü. Bir de gerçekten döner sermayesi var. Hayretle izliyorum. Bir baktım yani gelmeden. Kamu maliyesinin Nisan verilerine geçen yıla oranla neredeyse %20 artış sağlanan bir performansı var. Tarımsal Araştırma Enstitüsü döner sermayesinin. Fakat gelirlerde artış olmasına rağmen giderlerde o performansı sağlayamamış. Neden giderlerde kısıtlı gider? Onları da soracağız. Pandemiden dolayı kamu maliyesi bu kaynağı kullandırmama durumu mu
hasıl oldu. Bunları da irdelemeye çalışacağız hep beraber. Ama en önemlisi Ayşem Hocam teknik olarak bize bu akşam finans piyasasını bir irdelesin. Gerçekten ne oluyor? Bitcoin de biraz geriledi sanırım. Evet. Yine bu kripto paralar da bir iniş çıkış var sanırım. Bir değerlendirelim. Öncelikle ben de Sayın Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Konumuza başlamadan önce ben de güncel konuları bir değerlendirmek istiyorum. Bu hafta piyasalarda neler oldu? Bildiğimiz gibi Türk Lirası 28 Mayıs 2021 yani geçtiğimiz Cuma günü gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında yine tarihin en düşük değerlerine geriledi. Ve dolar TL kuru 8.61, euro TL kuru 10.47 ve sterlin TL kuru ise 12.19 ile tüm zamanların rekorlarını kırdı. Peki bu tablonun nedeni neydi ve önümüzdeki aylarda Türk lirasını neler bekliyor? Uzmanlardan gelen cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum bu hafta. Ve BBC Türkçe'ye konuşan Blue Bay Varlık Yönetimi'nin yönetiminden Tim Ash'e göre sorunun yanıtı yani neden böyle oldu? İktidarın yanlış politikalarında ve buna bağlı oluşan büyük cari açıkta yatıyor dedi. Ve Türkiye'nin son derece sıra dışı bir para politikası uyguladığını ve yüksek enflasyonun da dolar talebini artırdığını ve Türk lirasının değer kaybedeceğini düşünenler elinde Türk lirası tutmak istemiyor dedi ve bu sebepten dolayı kurlar yukarı doğru seyrediyor. Ve bir önceki rekor ise Kasım ayındaydı ve Türk lirası dolar karşısında Kasım 2020'de 8.58'i görmüştü. Bu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve Merkez Bankası Başkanlığı'nda Naci Ağbal'ın getirilmesi sonrası dolar TL kuru Şubat ayında 7'nin altına inmişti. Ve öte yandan diğer bir uzmana göre yaptığı değerlendirme Commerzbank Tatagos'a göre o dönem TL'nin değer kazanmasının yani TL'nin 7 TL'ye gerilemesinin Ağbal'ın enflasyon hedeflemesine odaklanan geleneksel ve sıkı politikalar, para politikalar olduğunu ve uzmana göre bu hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'ın görevden alınmasının ve yerine düşük faiz oranlarını savunan Sermin Tümen'in getirilmesinin de liranın değer kaybında etkili olduğunu anlattı. Peki bu trend ne kadar devam edebilir soruldu uzmanlara ve TL'yi önümüzdeki süreçte neler bekliyor soruları değerlendirildi. Ve son günlerde Sedat Peker videolarıyla birlikte yaşanan siyasi kriz ve erken seçim tartışmalarının da TL'yi etkilediğini ve jeopolitik alandaki gelişmelere de dikkat çektiler. Öte yandan Commerzbank Tatagosa'ya göre TL'deki değer kaybının enflasyonu artırdığını ve buna karşılık Merkez Bankası'nın güvenilir bir şekilde faizleri artıramamasının TL'nin daha fazla değer kaybetmesi riskini yarattığını vurguladı. Ve liranın, Türk lirasının değer kazanılabilmesi veya stabilize olabilmesi için kur rejimi değişikliğine gidilmesi gerektiğini ve bazı kurumların el değiştirmesini gerekebilir dedi ve bunların IMF gözetimi altında olması gerektiğini ancak bu şekilde kredibilitenin sağlanacağını vurguladı. Ve önemli bir açıklama ise uzmandan gelen bu yıl dolar TL kuru 10'u euro TL kuru ise 12'yi görebilir diye değerlendirdiler. Ve yıl sonu enflasyon tahminini de %20.9 olarak değerlendirdiler. Bu hafta iyi bir gelişme de oldu aslında. Biraz daha iyi yöne bakalım. Türkiye ekonomisi büyüme oranları açıklandı. Ve yılın ilk çeyreğinde pandemi içerisinde olmamıza rağmen %7 büyüdüğünü vurguladılar. Ve bu büyümenin de tarım sektörünün önemli bir katkısı olduğunu ve tarım sektörünün ise %7.5 ile yüksek bir şekilde büyüdüğünü kaydettiler. Hemen bu tarım sektörü büyümesinden biz kendi ülkemize dönelim, KKTC'ye dönelim. Biz tarım sektörü bu pandemi krizinde nasıl etkilendik? İzleyicilerimize bir açıklar mısınız lütfen? Tabii ki. Şimdi
pandemi aslında dünyada öngörülemeyen bir durumdu. Dolayısıyla da kısa bir süre içerisinde hem dünya hem ülkemiz ciddi anlamda mevcut sisteminden farklı bir noktaya kaydı. Ve bu kaymadan dolayı da bir takım fırsatlar ve bir takım tehditler ortaya çıkmaya başladı. Bir yıllık süreç baz alındığında, tabii ki ülkemizde de bir anda eğitim sistemi kapanma noktasına geldi. Üniversiteler, turizm sektörü ciddi anlamda etkilendi. Biliyorsunuz tarım, öğrenci potansiyeli ve turizmle doğrudan ilişik bir durumdadır. İlişkilidir. Dolayısıyla da bu iki büyük sektörün ülkemizde kapanmış olması doğal olarak tarım ürünlerinin tüketimini de etkiledi. Bizde iç tüketim bitkisel ürünlerde düşerken dünyada da bir takım farklılıklar ortaya çıktı. Neydi bu dünyadaki farklılıklar? Mesela Ukrayna ve Rusya ilk olarak hızlı bir karar aldılar. Dediler ki biz şu an buğday ihracatımızı durduruyoruz. Çünkü ülkemize gelen buğdayın büyük bir kısmı Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. İlk olarak bütün dünyaya karşı bu mesajı verdiler. Aynı zamanda bizim ülkemiz ithalata bağlı bir ülke olduğu için kuru bakliyatta da sıkıntı çıkmaya başladı. Bizim ülkemizdeki şirketler, bu ithalatı gerçekleştiren şirketler de ithalat yapmakta zorlanmaya başladılar. Öyle bir noktaya geldiler ki bir nohutu bile 9-10 farklı ülkeden getirtmeye başladık ülkemize. Ve fiyatlar bir anda yükselmeye başladı. Tabii bu pandemiyle birlikte tedarik zinciri de bozuldu. Bozuldu, aynen. Bu sıkıntılar yaşanırken aslında güzel olan noktalar da oluşmaya başladı. Çünkü fiyatlar yükselirken aynı anda şirketler, ya biz bu ürünleri ülkemizde üretme şansımız var, biz niye ülkemizde bu ürünleri ürettirmeyelim diye sözleşmeli tarım modeline geçtiler. Mesela sanırım nohut mu? Nohut, evet. 1500 dönümde nohuda bir teşvik yapıldı. Tohumlar verildi. Üretim şu an başarılı bir şekilde ilerliyor ülkemizde. Bu bir 15 günlük içerisinde de bu hasatlar başlayacak. Nohutla beraber de aynı zamanda bakla da bu sistemin içerisine girdi ve görülce aynı zamanda da önümüzdeki yıllar için mercimek için de tohum ve üretim anlamında bir takım çalışmalar başlatıldı. Çünkü bu ürünler bizim ülkemizde çok rahat bir şekilde yetiştirilebiliyor ve bu tip sözleşmeli tarım modelinde de gerçekten hem üreticimiz hem de... Yanlış anlamayın, bizi izleyen sevgili seyircilerimiz iyi anlasın diye, nedir bu sözleşmeli tarım modeli, bir onu açıklarsanız çok daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi sözleşmeli tarım modelinde şirket üreticilerle bir sözleşme imzalıyor. Diyor ki ben size tohumunuzu veriyorum. Siz bana bu nohutu üretiyorsunuz. 3 kategoriye ayırıyor milimetrik olarak. Küçük milimleri işte 4 liradan, orta boyu 5 liradan, iri boyu 5,5 liradan almayı taahhüt ediyorum. Bütün ürününüzü de alacağım diyor. Küçük olanları, bizde bir kültürümüzde vardır, humus yapacağım. Geriye kalan kısımları ise dane nohut olarak satacağım. Bizim sadece bakliyat olarak, hani rakamsal olarak da bazı şeyleri vermek isterim. Rakamsal olarak bizim bu ülkeye yaptığımız kuru bakliyattaki ithalatımız 1.7 milyon dolardır. Büyük rakam. Daha büyüklerini de söyleyeceğim. Gözümüzden kaçar ilerleyen süre içerisinde. Tabii. 1.7 milyon dolarlık biz bir ithalat yapıyoruz. Mısır'a ciddi para gönderiyoruz, Özbekistan'a ciddi rakamlar gidiyor ve yabancı ülkeler, evet Türkiye'den de geliyor. Fakat geriye kalan ülkelerden aldığımız her ürün dolar bazındadır. TL bazında değildir.
Biz bunu neden bu ülkede yetiştirmeyelim? Kuru tarım yapıyoruz. Kuru tarım sistemi içerisinde mercimek de nohut da gayet güzel bir şekilde yetiştirilebilir. Biz devlet olarak bir politika yaptık. Sizler de görmüşsünüzdür. Bütün köylere Cem Bey, ben, ekibimizle beraber pandemi döneminde gittik, ziyaretler gerçekleştirdik. Dedik ki biz bakliyata, kuru fasulye, kuru börülce, mercimek, nohut, biz kuru bakliyata ciddi rakamlar ödüyoruz. Siz bunu üretin, biz toprak ürünleri kurumu olarak almayı taahhüt ediyoruz sizden. Siz herhangi bir satış sorunu yaşamayacaksınız. Yaşarsanız devlet yanınızda bu ürünü almaya razıdır. Aslında bize pandemi sanırım bunu özetleyecek olursak kendi üretim ağını oluşturmamızı da sağladı. Yani evet. Çünkü fiyatlar pandemiyle birlikte bir anormal şekilde arz talepten dolayı arttı. Bir de dövizin girdi maliyetinden dolayı bir artış oldu. Bu da yerli üretimin aslında önünü açtı. Bu pandemi bize belki de üretimin, ülkedeki üretim potansiyelinin de o atıl duran kapasitenin çalıştırılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Evet, Reşat Hocam, evet, doğru mu? Doğrudur. Fırsat ve tehditleri de gösterdi bize. Yani bizim ülkemizdeki fırsatlar nelerdir tarım konusunda, bizim tehditlerimiz nelerdir? Yani zaten pandemiyle daha da belirginleşti. Tabii bu suyun gelmesiyle birlikte, yani bu su da çok önemli yani. Şimdi Güzelyurt Ovası'na şimdi verildi sulu tarımla birlikte. Bu çeşit ürünü sanırım daha da gelişecek yani. Tarım ürün çeşitliliği artacak. Kalite işte 5,5 dedin, en kaliteli nohut. Belki de 7 olacak o milimetrik ölçüsü. Çünkü suyla birlikte daha kaliteli, daha verimli. Bilimsel de sizin gibi iki tane veya diğer Tarım Bakanlığı'ndaki yüzüde büroların etkisiyle birlikte. Yani çünkü İngiliz dönemi hep anlatıyor eskilerimiz. Diyor ya işte tarımcı masa başı görev yapmaz ya diyor. Gider arazide denetim yapar, yönlendirir, teşvik eder. O süreci aslında biz unutmuştuk. İnşallah çok hoşuma gitti. Yani açıkladığınızda pandemi döneminde biz sahadaydık. Köylüyle iç içeydik. Üretimi teşvik edici, özendirici telkinlerde bulunduk. Bunlar son derece olumlu yani. Şöyle bir araya giriş yapayım. Buyurun tabii. Biz aslında bunu 2016'da tabii bir pandemi olacağını öngörmedik ama potansiyelimizi biliyorduk. Yani eskiden neler yetiştiriyordu, bu ülkede neler vardı ve su olan bölgeler, olmayan bölgeler, yani su olan bölgeler ne yapılabilir ya Türkiye'den gelecek suyla birlikte nasıl üretim yapabiliriz? Yani bir bitki deseni çalışması yapmıştık. Biz 2016 yılında onu tamamlamıştık. 17 bölgeye bölmüştük kakateciyi ve 52 bitki çeşidiyle biz bunu planlamıştık. Ama tabii bu maalesef yani aslında fırsata dönüştü bir şekilde. Yani o zaman yani 2016'dan bugüne kadar onu zaten şey yanlış anlama Cem Müdürüm, her zaman önemli olan süreç krizlerde krizi fırsata çevirmektir. Evet. Bunu da yani sanırım başarabilirik diye düşünüyorum. Şimdi fırsat oldu. Bunu hem vatandaş gördü, yani kendi kendimize yetmemiz gerektiğini, hem biz zaten biliyorduk ama inandırması, vatandaşı, üreticiyi yanına çekmesi biraz daha zordu. Şimdi gelip bize soruyorlar, ya benim burada bahçem var, ne yapayım, yani ne üreteyim bu ülke için? Çünkü biz çok ekonomist değiliz, yani ekonomi bilgimiz bizim çok sınırlı. Sizin gibi değil ama. Sağ olun. Bu işin, ekonomi iç içe. Tabii ki. Bu aile bütçesi gibi, yani ürettiğinden fazla tüketirsen batarsın. Yani biz yıllarca ithalat verilerimiz ihracatın çok çok altındayız. Yani ihraç yaptığımız nedir? Belli 3-4 kalemin dışında fazla bir şeyimiz yok. Nohutu bile, yani en basit nohutu üretmek bile çok kolay ve arpaya göre daha fazla gelir getiren bir ürün. Onu bile ekmiyorduk. Arpa konusunda... Tembellik mi vardı? Neydi yani? Bilinçsizlik mi vardı? Neydi yani? Sıkıntı neydi yani? Şimdi yani bu önemli bir şey aslında yani. Aslında nohut bizim ülkemize bir zamanlar girdi. Çok da güzel yetiştirildi ülkemizde. Fakat bizdeki sorun ürünü pazarlama sorunuydu. Şimdi tarımda gerçekten düzgün bir programlama yapılması çok önemli. Bizim çalışma yaparken 2016'da bizim için öncelikli konularımız şuydu. Biz bu ülkeye
hangi ürünlerin ne kadar ithal ediyoruz, ne kadar para harcıyoruz. Bu ürünler eğer bu ülkede yetiştirilebilirse ve ekonomik yetiştirebilirsek biz bu ürünleri yetiştirelim. Dolayısıyla her bölge için yaptığımız önerilerde bizim orada miktarlar vardı. Bu bölgede şu kadar dönüm filanca ürün yetiştirilecek. Zaten doğal olarak bizde bir yapımız var. Ama üretici bu ürünü pazarlamak isteyebilir. Ve bu bağlamda da yapılan sözleşmeli tarım üreticinin o ürünü satmasında onlara bir sigorta niteliğindedir. Ve bu tip yapıya da çok sıcak baktılar ve önümüzdeki yıllarda da bu ürün ağı daha da genişleyecektir. Çünkü firmalar da alternatif ürünleri bu sistem içerisinde sözleşmeli yapıda bu modele sokmak istiyorlar. Çünkü iklimsel olarak belirli avantajlarımız var. Ve özellikle pandemi döneminde bizim ülkemizde belli ürünlerde olan fazla üretimden dolayı alternatif pazar arayışlarına gittiler. Kooperatifler de gönderdi. Mesela burada isimlerini de zikredelim. Güzel bir oluşumları vardır. Taş Değirmen Kooperatifi. İngiltere'ye zeytinyağı ihraç etti bu ülkeden. Ve oradaki Tesco zannediyorum. Tesco marketlerde şu an Kıbrıs'ın zeytinyağı satılıyor. Son derece önemli. Ana vatanı Kıbrıs. Biraz önce bir toplantıdaydık Cem Bey'le beraber. Benim önerimdi de şunu söyledim. Ana vatanından sofranıza diye bir slogan oluşturalım bu ülkenin. Madem ki ana vatanı zeytinyağı, zeytinin Kıbrıs. Bu ürünümüzü biz dünyaya böyle pazarlayalım. Tabii ki kalite standartları vardır. Hepsini yerine getirelim. Ve ürünümüz gerçekten bu ülkedeki çıkan zeytinyağı iklimsel ve topraksal olarak birinci sınıf bir kaliteye sahip. Bunlar analizlerle ortaya konulmuş. Avrupa'nın bir yerinden bir köşesinden o zeytinyağını merak edip alsın ya ana vatanından mı geliyor diye. Dolayısıyla bu tip farklı farklı pazarlama politikaları, farklı pazarlar da... Tabii bu pazarlama için bütçe önemli. Evet. Yani bu tarımsal fuarlara katılmak son derece önemli. Yani ben ne kadar da kamu maliyecisi olsam da, ekonomist olsam da tarımın da... yakinen ilişkili. Tabii bu söyledikleriniz değil mi Ayşem Hocam? Kimse de bilmiyor yani şu anda KKTC'de. Yani dünya nereden bilecek bu zeytinyağının bu kadar güzel olduğunu, bu doğru vatan olduğunu bile bilmiyor. Yani ama yüzden... şey çok önemli. Plan program dedi Reşat Müdürüm. Bu plan programı yıllardır tarımsal master proje konuşulur. Tarım master projesi. Ne aşamadadır? Bir bunu sorayım. Bir de iki, tabii bu plan program dedik ya biz, çok önemli ve bizim dış ticaret açığımız, yani ithalatın ihracatı karşılama veya ihracatın ithalatı karşılama oranı %6-%7. Sizin o ufak bile görünse bu tür iç piyasadan dışarıya kaynağın çıkmaması bile o dış ticaretteki sıkıntılı sürecimize %1'lik %2'lik katkı sağlayacaktır. O yüzden buna devam edin. Yani ben bir vatandaş olarak, bırakın şeyi, bir vatandaş olarak gerçekten özenerek söylüyorum yani bunu. Genel önemli bir unsur. Şimdi buyur müdürüm. Reşat Bey de bahsetti, yani biraz önce zeytincilere bir toplantımız vardı. Oradan geliyoruz. Onun verilerini de biz geçen gün incelerken 2019 yılında yaklaşık 9 milyon TL'lik biz, yani zeytinin ana vatanı olarak övünüyoruz ama 9 milyon TL'lik de biz ithalatımız olmuş. Ana vatandan mı? Hayır, yani biz zeytin ana vatanı kuzey... Hayır, yani ana vatandan mı ihraç ettik? Türkiye'den geldi. Türkiye'den aldı. Evet. Yani niye geldi? O da zamanda plansızlıktan yani ve pazarlama yeteneği. Birden neden biz devlet olarak kota komayık ya? Yani bunları komamız lazım ya. Gelen yurt dışından turist... Rekabet edebilirlik. O çeşitleri arıyor. Mesela zeytin ezmesini arıyor, işte biberlisini arıyor, şunu busunu arıyor. Onlar yapılabilir. Evet. Ama onları biz yapmak için şey yapmadık. Yani bunca süre. Sanayileşmek lazım. Sanayileşmeye çok şey yapmadık. Teşviklendirmek lazım. Yağını sıktık. Ha, yağı ne yapacağız dedi. Ondan sonra düşünmeye başladık. Yağ da fazla. İhracatta sıkıntı yaşıyorduk. Ama şimdi çeşitlendirirsek ve zaten tarım dairemiz
sürekli takip ediyor piyasayı. Olan bir şeyin hiçbir zaman ithalatına izin vermez. Evet. Ama kaliteyi de yakalamak gerekiyor. Güzel bir tescilden bahsedelim biz. Bu halkımız da duysun tekrardan. Evet. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Adana'nın kuzeyinde diyelim. İlk kez arpa tescili yapıldı. Yani güneyde çok yapılıyor. Hatta köy isimleri veriliyormuş güneyde. Bizim de bu arpaya beş parmak adı verildi. Evet. Ve 2013 yılında başlamış çalışmalar. 8 sene sonra hasat aşamasına geldiğini açıkladınız. Yani 8 senede hasat edilen üründen diyelim, çiftçi ne kadar ve ne zamanda ve nasıl faydalanabilecek? Bunları bir açıklarsanız lütfen. Ben başlayayım. Siz başlayın peki. Yani 8 sene uzun bir süreç. Yani bence. Kısa aslında. Kısa. Yani bir böyle bir çeşidini geliştirmek, yeni bir çeşit geliştirmek için 8 tamamen sene. Tamamen bize özgü mü? Yani onu da açıklarsak. Bize özgü. Daha da projeleriniz olduğunu şimdi, biliyoruz. Aslında ben aldım ama esas işin uzmanı Reşat Bey bizim dairemizin personeliydi. Biliyorum. Hatta bu beş parmak çeşidimizin de ıslahçısı. Yani babası değilim. 2013 yılında başlamıştık bu çeşit geliştirmeye ama aslında iki bacaktı bu. Birinci bacağı çeşidi geliştirmek, çeşitleri geliştirmek. Ülkeye uygun adaptasyon ispatlanmış, hastalık ve zararlara karşı dayanıklı kendi çeşidimiz geliştirmek. İkinci bacağında ise bunun tohumluk olarak çoğaltabilmek, yani çoğaltıp üreticiye ulaştırmak. Geçen yıl işte çeşidi geliştirdik, tescile gönderdik. Niye Türkiye'ye gönderdik? Çünkü bizim burada tescil birimimiz yok. Olsa bile uluslararası arenada tanınmamış olmamızdan dolayı maalesef yani o çeşidin haklarını yarın o gün bir yabancı ülke alıp kendi tescilleyebilir. Ondan sonra biz ondan gelip satın almak zorunda kalabiliriz. O yüzden Türkiye'de biz onu tescilledik. Zaten TAGEM'le birlikte ortak bir çalışmamız vardı yani 2009'dan beri. Reşat Bey 2013 yılında bu projeye başlamıştı. Aslında 2013 yılında bir de fi projemiz vardı başladığımız. Geçtiğimiz yıl iki tane fi tescilimiz nedir bu oldu. Fi? Yani fi dediğimiz Vigo dediğimiz yem bitkisi. Tamam. İlk onlarla başladık ama tabii arpa daha popüler. Yani en çok ekimi yapılan 650 bin dönüm araziye giriyor. Arpada da sorunlar var ama Tarım Bakanlığı arpa fiyatını hayvancıya 1.8 TL civarında satıyor. 2 TL'de yeni ürünün fiyatını açıklandı. Bunun hayvancıya satış fiyatı yani zamlanacağı aşikar ortada. Şu anda hayvancı da ayakta. Yani arpa zamlandığı zaman yem fiyatları da artacak. Otomatikman. Yani siz bu çalışmalar yapıyor musunuz? Yani bu hayvancıyı desteklemek, bu arpa fiyatları artıyor. Sonuçta hayvancının durumu belli. Yani bunu biraz daha açalım işte. Hayvancılar eylemde. Evet. Dozajı da artıracak diyorlar. Kamuoyundan okuyoruz ve talepleri var. Diyor ki işte üreticinin süt ekten günün geçmiş alacağı olan %55'lik kısmının karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağın ödenmesi. Arpa fiyatlarının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması. Bak büyük bir talep var. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılmaması. Hayvancıların talepleri. 2.35 kuruştan borsada satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi gibi, keçi sütüne alım garantisi verilmesi gibi çeşitli hayvancıların bugün eylemle birlikte talepleri var. Tabii Ayşem Hocam'ın dediği gibi fiyatın yani artması... Arpa konusunda hayvancıya yani ne bu söyleyebilirsiniz? Yani bu hayvancıların beş talebi... parmakta ne gibi, nasıl yararlanacaklar? Tamam. Bunları bir net şekilde açıklarsanız lütfen. Rakamlar vereyim. Yani basit de anlatmaya yani ne kadar verim alacaklar veya bu arpa fiyatları nasıl böyle zamlanacak, zamlanabilecek mi? Ne durumdadır? Şimdi aslında arpayla iki eylemi bağdaştırayım. Çünkü aslında işin konusunda gerçekten arpa var. Çünkü biliyorsunuz şu an aynı zamanda Çiftçiler Birliği'nin de bir eylemi var. Evet. Şu an kantarlar kilitlenmiş noktada. Onun da yine konusu arpa ve tahıl fiyatları. Şimdi arpa ıslahı, normalde ıslah 10 yılı aşan bir süredir. Yani biz fiyi, o da bir yem bitkisidir. Tahıl kuru ziraatte olan bir yem bitkisidir. Biz 11 yılda ıslahını yapabildik. Onda da isim olarak Güzel Yurt ve Değirmenci konuldu.
arpa konusunda 8 yılda gelmemizin sebebi ise bunun içerisine aynı zamanda laboratuvar şartlarının da ortaya konulması ve bu bağlamda double haploidi deniliyor. Yıl kazanılması sebebiyle hızlandırıldı. Ama bu hızlandırılma öyle bir şey ki önümüzdeki yıl iki arpa çeşidi daha tescile getirilecek bu ülke için. Biz şu an neyi sağladık bu çeşitle beraber? Yıllarca her bölgede denemeleri yapıldı. Bazı bölgelerde %50, bazı bölgelerde %100 verim artışı ama genel olarak minimum %30'luk bir verim artışı vardır. Yerellerle kıyasladığımızda. Neden yerellerle? Çünkü yerel tohum yıllardır devamlı suretle ekilir. İklime, hava şartlarına uyumlu. Hava şartları ama şu da vardır. Genetik açılması vardır. Ve en az 50 yıl bir genetik açılma var. O yüzden genetik bir açılmada ülke ortalamasında siz 200'ü yukarıya geçemezsiniz. Ama bizim hedefimiz de elbette ki kuraklıktan etkileniyor ama biz son işte normal bir yağış alan yerde bizim arpamızın verimi 500 kiloydu. Dönüm başı mı yani bu? Tabii ki. Şimdi bu rakamlar güzel rakamlar. Biz orada değiliz. Biz %30'a endekslendik. Diyoruz ki %30 hangi ürünü yerel arpanızı ekiyorsanız ekin. Yanına da bizim 5 parmak çeşidini ektiğiniz anda %30 daha fazla verim alacaksınız. Bizim taahhütümüz bu. Şimdi, aslında büyük bir taahhüt bu yani. Ciddi bir rakamdır. Çok büyük bir rakam. 650 bin dönümlük bir üretimden söz ediyoruz sadece arpa için. Kokuş. O yüzden %30'luk bir rakam. Bu da 200 bin dönümlük ekstra bir alan ekilmiş gibi olacak. Bu da ekonomiye bir katkıdır. Şimdi girdi fiyatlarını düşürür sonuçta üreticinin. Tabii ki. Yani maliyeti düşürür. Üretim maliyeti. Arpaya vereceği işte daha fazla ürün aldığı için. Tabii ki hem o hem de düşünün siz daha az ekip yani da, belki de buğdaya yönelecek, belki de nohuta yönelecek çiftçi. Aslında yani işin diğer tarafları, diğer boyutu da yani biz nohutu önerirken aman yani ülkede konumuzla böldüm. Yok estağfurullah. İlle de işte nohut ama bir alternatif mesela arpa arkasına münevve yapmamız gerekiyor. Sürekli aynı bitkiyi arka arka ekmek hem o toprakta bunun hastalık rezervlerinin artışına neden olur. Verim kaybına, sonuçta verim kaybına sebep olur. Evet. Ve biz bunu sürekli münavebe şeklinde yani nedir bu? İşte vigo olabilir, baklagil, nohut olabilir. Bu tip yem bitkileriyle münavebe şeklinde ekmemiz gerekiyor. Peki bu master plandan hızlı geçelim çünkü çok konumuz var. Zamanda hızlı ilerler. Bu master yıllardır duyarak bu tarım master plan nedir durum? Bunlardır işte. Yani bu bahsettiğimiz. O güzel. Şimdi basit anlamda bir şey söyleyeyim. Master planı tabii. Yani her yıl yenilenir mi bu master plan? Yok. 10 yılda mı Cemil? 10 yılda. Ortalama 10 yılda bir yenilenir bildiğim. 2018'de yap. 2028'de demek ki ele alacağım. Şimdi biz şimdi en büyük sorunumuz yani hepimiz de bir bürokratik ve devlete hizmet ediyoruz biz aslında ama gerçek noktada baktığımızda işte her siyasi dönüşümde o plana ne kadar uyulup uyulmadığı noktasında sıkıntılar oluşuyor. Hı. Ve biz rotadan kaçıyoruz aslında. Evet. Bu da ülkede büyük bir kayıplara sebebiyet veriyor. Biz plan yaparız. Plan yapma değil, ona sahiplenme noktasında sıkıntı çekiyoruz sanırım. Yanlış mıyım? Yani gerçekleri konuşmak lazım yani arkadaşlar. Sürdürülebilir oluyor mu planlarınız, projeleriniz? Şunu söyleyeyim, yani master planını eleştirenler de oldu. Yani Ulusal Birlik Partisi döneminde yapıldı, daha sonra işte... Bu master planınızı bir tam olarak açıklar mısınız? Tabii ki. Yani master içeriği, plan, kapsamı nedir? 2018 yılında ülkemizin bir haritasını çıkardı. Biz ne üretiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne kadar ithalat yapıyoruz, bu yaptığımız işlemlerin ülke içerisinde ekonomiye katkısı, artısı, eksisi nedir, biz nereye gitmek istiyoruz, bizim vizyonumuz nedir, bu hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekir, bizim fırsatlarımız ve bizim tehditlerimiz nelerdir, bunlar orta yere konuldu. Ve baktığım zaman vizyonlara, gerçekten siyasi yapının dışında
hangi parti gelirse gelsin o yapının benimsendiğini görüyorum. Aslında biz bir film çektik, bir fotoğraf çektik. Ve biz o fotoğrafta gidilecek hedefi gösterdik. Hiçbir siyasi yapı da bunun dışına çıkamaz. Olması gereken de bu aslında. O doğru tektir. Yani iki doğru master planında maalesef yoktur. Farklı yollar olabilir siyaseten gitmek için hedefe ama hedefler bellidir. Ama bir de böyle pandemi gibi olaylar ortaya giriyor. Evet. Ve yani bu pandemi bu master planınızı etkilemedi mi? Değiştirmedi mi yönünü? Veya farklı bir şeye çekmedi mi? Yani kendi kendimize, zaten hedef orada neydi? Kendi kendimize yetebilmekti. Yani master planın ana fikri oydu. Hedef oydu. Biz zaten şu ve krizi de fırsata dönüştürdünüz. Şimdi dönüştürmeye çalıştık. Pandemi de bize bunu gösteriyor. Devam ediyoruz. Devam. Yani kendi kendimize yetmek zorundayız. Yani üretim olarak, tüketim olarak da tabii onu dengelemek zorundayız. Master plan da buydu. Aslında master planı hazırlarken hızlı geçelim dediniz ama çalıştaylarla geldik biz. Evet. Şeyine. Yani bitkisel üretim çalıştayı yapmıştık ve hayvansal üretim çalıştayı da yaptık. Yani ülkenin bir fotoğrafını çektik. Gelen üreticiler, tüketicilerle birlikte. Ve o master planı yazarken, hazırlarken bakanlık olarak bunları hep göz önüne alaraktan hazırlamıştık. Tabii son derece önemli. İşte geçen hafta, yoksa geçen iki hafta evvel Güzel Yurda kanallarından bir su ana vatandan gelen suyun akışı ve sulu tarıma geçiş var. Bununla ilgili plan program neler üreteceğiz? Biz bu ürettiklerimizi ekonomide hem kendi üç üretimimizde ve tüketim noktasında ekonomiye katkısı ne olacak? Bir de biz ürettiğimizi yurt dışına rekabet edebilirlik noktasında ne pozisyonda olacak, bilakis ana vatan üzerinde veya yeşil hat çerçevesinde güneye satma potansiyelimiz ne olacak? Yani bizim programımız ekonomi, benim girdiği ne olacak bana? Beni ilgilendiren bu. Dolayısıyla lütfen bu sulu tarımla birlikte ekonomiye katkısı olacak mı? Olacaksa ne gibi çeşitlilik olacak ve olacak? Bunları bir lütfen irdelerseniz sevinirim. Tabii ki. Şimdi sorduğunuz az önceki soruyla da bu konuyu bağdaştıracağım. Lütfen. Hani hayvancıların eylemi dediniz. Hı hı. Ve Çiftçiler Birliği'nin eylemi. Bizim ülkemizde et ve süt sorunu aslında ot sorunudur. Veya yem sorunudur. Hmm. Şimdi suyun öncelikle bizde yaratacağı avantaj yemdir. Bir örnek vereyim. Bu çok fazla ithalatın gerçekleştirmediğimiz için söylüyorum. Darı mı? Mısır. Mısır. Soya küspesi, hı hı, ve ayçiçek küspesi. Arpayı saymayın. Bunlara bizim yıllık 37 milyon dolar para harcıyoruz. Bakın soya demiyorum. Soyanın küspesi, ayçiçeğinin küspesi, yani yağı alınıyor ve geriye kalan atık kısmına biz bu parayı ödüyoruz. Bu arada ayçiçeğinin yağı da alınırken biz yılda 6 milyon dolar kadar da ayçiçeğine ekstra biz para ödüyoruz ithalat için. Dolayısıyla biz darı yağı da üreteceğiz. Sizin söylediğinizden ben onu algılıyorum. Ayçiçek yağı da üretebileceğiz değil mi? Evet. Tabii ayçiçeğin teşviklendirme potansiyeli olursa. Hı hı. Tabii ki ve bunların maliyetleri çok yüksek değil. Bazı maliyetler vardır ki ülkeyi aşar. Mesela soya bu sene bayağı bir ülkemize girdi. Ekimi yapılıyor. Çok ciddi bir o konuda da şey yapıyoruz. Özenle bakıyoruz. Bütün sertifikalarını gelen tohumlarını inceliyoruz. Çünkü biliyorsunuz GDO sıkıntısı vardı dünyada. Mısır'da da şeyde de bunlar incelenip geliyor. Şimdi bakliyat kısmını zaten biz söylemiştik. Bu ülkeye kuru fasulye girsin. Ciddi rakamlar kaçırıyoruz. Biz sadece kuru fasulye için. Börülge için. Bu arada çok ilginçtir, o da notlarım arasında var. Badem, ceviz, tabii, Antep fıstığı. Hı hı. Bunlar da bu ülkede çok rahat yetiştirilebiliyor. Çerezlik dediğimiz kısımda biz buna 4,5 milyon dolar bir para ödüyoruz her yıl. Nasıl ki az önce zeytin dedik ya, ana vatanı şey diye, Kıbrıs diye. Bademin de Kıbrıs.
Niye biz o zaman yılda işte 1.7 milyon dolar biz sadece bademe şey ödüyoruz? Güneydoğu Anadolu'ya gidin, bütün dağ taş badem, Antep fıstığı ve zeytin olmuş. Peki biz niye, biz ülkemizde yetişirken biz neden bunları yapmayalım? Niye biz ülkemizi buna yönlendirmeyelim? Belki burada bilgilendirme eksiği var, sözümüz kestim pardon, ama yani belki bunların yapılabilir olması, nasıl yapılabilir, yani bunun bilgilisinin verilmesi gerekiyor belki de halka. İllaki. Yani tarım dairesinde belki bu yönde çalışmaları olabilir, yani halkı, köyleri, çiftçiyi, üreticiyi diyeyim. Hepsinin bir bilgilendirilmesi gerekebilir. Yerli üretimin neler yapılabileceği, bu alanda stratejiler belirlenebilir. Evet. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılması doğru olmaz mı? Yapıldı. Yani yapılması değil, yapıldı aslında ama belki de bizlerin de eksikliği olabilir. Yani biz bu mesela Reşat Bey bahsettiği badem, biz yıllardır söylüyorduk. İşte bademdeki işte ne, zeytin, harup şu an değerli. İki sıkıntı var aslında burada. Bir de meyvecilikte aslında bizim çok potansiyelimiz var. Erkencilik yani ülke açısından. Biz bunları anlatmaya çalıştık. Kendi denemelerimiz zaten biz araştırma olarak yıllardır bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ve son derece önemli aslında. Siz de kestim ama biraz da rakımlarla sizin dairenin ve kamu maliyesinin verilerine baktım. 2020 yılında bütçenizde Tarımsal Araştırma Enstitüsü döner sermayesi gelirini 600 milyon öngörülmüş 2020 bütçesinde. Siz 600 bin önermişler. 1 milyon 70 gibi bir rakama tekabül gelen bir gelir elde etmişsiniz. Bu yıl 2021 bütçesinde 800 bin gibi bir gelir öngörmüşsünüz. 4 ayın sonunda siz bunu 880 binini toplamışsınız. Korkunç bir rakam var aslında. Sizin bu tabii gider bacağında ise o dönemli değil. Yani yok, kısıtlı. Onu da harcayamıyoruz. Olmadığı için ama sizin geliriniz, gideriniz yani adı üstünde döner sermeye. Yani bu bakış açısıyla da bakması lazım maliye. Yani ben yıllarla fon yönetiminde de fon saymanını da yaptığım için biliyorum. Bu bakış açısından yani çünkü sonunda oradan kazanılır. Oraya verirseniz daha fazla kazanç elde edecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Yani biz de onları... Bilmiyorum yani sizin işinizde de çok şey yapmak yok, istemiyorum aynı ama. Aynı fikirdeyiz. İkna etmeye çalışıyoruz zaten Maria'yı ama sağ olsun ona destek oluyorlar. Dediğiniz gibi gelirlerimizi artırdık. Yani gelir, evet, son derece önemli bizim, yani. Bizim bir boyutumuz dairemizin araştırma yapmak. İkinci bacağımız, ikinci faaliyet konumuz da üretim. Yani sonuçta bir üretici geldiğinde işte ne ekeyim, şurada bir meyvecilik yapmak istiyorum ya da atıyorum... zepse üretim yapmak istiyorum. Ne ekeyim dediğinde biz şunları öneriyoruz denemesini yaptığımız için. Yani adaptasyonu ispatlanmış, verimi şu kadar. Şunu ekersen arkasına bu gelir, bunu ekersen bunun dölleyicisi budur. Onlar da bizde lazım olsun. Yani yıllardır bu sıkıntı vardı. Yani o bahsettiğimiz şeyler şu çeşidi ek, tamam nereden bulacağım? Bizde yok. İşte yurt dışına git. Oradan da tabii ticarettir bu. Adam o yoktur bak bu daha iyisi vardır ben sana bunu vereyim ama bu ülkede olur mu? Adam eğer 5 sene 6 sene tam verime yatacağı zaman adaptasyon sorunu çıkar. Ne olur? Üretici kaybeder. Şimdi biz bu açıyı da kapatmaya çalışıyoruz. Üretimi artırdık. Üretimi artırdık. Yani bu yüzden gelir arttı. Giderleri de tabii doğal olarak kısmak zorunda. Bilakis zeytin üzerine inanılmaz derece satışınız var. Yenimiz çok ama şeydi, narenciye de çok. Narenciye de var. Suyun gelecek olan, yani aslında geldi su, evlerimize geldi. O bile yani talebi inanılmaz artırdı. Meyvecilikte çok potansiyelimiz var. Yani sürekli işte erik olsun, şeftali çeşitleri, nektarin çeşitleri olsun. Bunların talebi çok. Yani talebi karşılayamıyoruz. Evet. Ama... Evet. Yönetmen arkadaşımız o kadar bir büyük bir sektör tarım aslında evet. Ama bizim konu de çok. Evet konu çok bir saatlik dilimimiz var. Evet, toparlayacak olursak Aşım hocam var mı bir şey? Yani ben sizin konuşmalarınızdan da anladığım özet olarak söyleyebileceğimiz yani bizim ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hastalıktan arı diyelim. Ülke koşullarımıza uygun adaptasyon ispatlanmış çeşitlerin sayısının çoğaltılması için üreticilere iyi bir şekilde bunun sunulmasının devam etmesi gerektiğini ve bunun için de doğru planlama
yapılmasının önemini vurguladınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Son olarak varsa söylemek istediğiniz bizi izleyen sevgili seyircilerimize. Buyurun. Bir cümleyle alalım. Yani bizler de davet edildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umurluyduk sizlerle bu akşam burada olmaktan. Üreticilerimizle her alanda biz Tarım Bakanlığı olarak birlikte olmaya çalışıyoruz. Birçok sorunla elimizden geldiği kadar mevcut şartlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir sürekliliktir. Su bu ülke için bir avantajdır. Tarım şekli önümüzdeki yıllarda değişecek, farklılaşacak. Bizim temennimiz tarımla beraber tarım sanayisinin de aynı şekilde hızlı bir şekilde gelişmesi ki en azından su ile beraber yapılan üretimin en azından dünyaya açmak için pazarlama ağında oluşturulmasıdır. Tekrardan davet edildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu akşam tarımı ve tarımın ülke ekonomisine katkısını konuştuk. Pandemi süreci var, devam ediyor ama tarımdan iki tane değerli müdür arkadaşım bizimleydi. En önemli unsur krizin fırsata dönüştürmesiyle ilgili vurgu vardı. Yerli üretimin önünün açılmasıyla ilgili özendirici bir plan program içerisine girdiklerini, bilakis nohut ve suyun gelmesiyle birlikte mısır, soya sosu, soya fasulyesi, küspesi ve yabancı olduğum için bilemiyorum tabii. Ama çeşitli ürünlerin artırılacağını ve ülkeye en azından ihracatın bu ülkede verdiği yaranın daha fazla yarar sağlayacağını, ithalatın daralacağını tarımsal sektörde bunları işittik. İnşallah son derece bu çalışmalarını artırırlar ve ülke ekonomisine en azından kaynağın yurt dışına gitmesini engel olurlar diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine ekonomi noktasında farklı konuklarımızla burada yine ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.